Selamünaleyküm hocam. Ee, diyorlar ki zekatı para olarak veremezsin, altın veya gümüş olarak verebilir, verebilirsin diyorlar. Bilgi verirseniz memnun olurum. Nasıl ve zekat vermeyecek? Zekatı altın da verebilirsin, gümüş de verebilirsin, para da verebilirsin, ticaret malı olarak da verebilirsin, er, fakire ersak olarak da verebilirsin. O yüzden öyle. Yok illa altın vereceksin, illa gümüş vereceksin diye bir şart yok. Şimdi bana soruyorlar bazen ben cevap veriyorum özellikle çok soran oluyor. Diyorlar hocam siz olsanız ne yaparsınız? Ya erzak mı verelim? Diyorlar bana yani. Ben diyorum ki para verin. Niye? Çünkü bazen insanlar erzak zaten dağıtma hukusunda herkes seferber olmuş maşallah. Parayı niye verin diyorum. Ya adamın kirası vardır. Kirası vardır. Borcu vardır. Şimdi borcuna gidip de erza verme durumu var mı? Yok. Elektriğini, elektriği vardır. Elektriğini ödeme konusunda adam ne yapacak? Sen söyle. Gidecek şeye verecek? Hocam belki kötü yola kullanır. Ya kötü yola kullanacak adama sen zaten zekat verme. Sen niye kötü yola kullanacak adama zekat veriyorsun? Kötü yola kullanacak adama zekat verilir mi ya? Ha, o yüzden dolayı imanlı olursa yine verilir. Çoluğu çuzu var çünkü biliyorsun. O yüzden adamın her türlü herkesin en önemli ihtiyacı şu anda ne? Bana göre maddiyat. O yüzden dolayı ben para verin diyorum millete. Ha, ama şart mı? altında olur, Gümüşte de olur. Ondan sonra para da olur. Ondan sonra erzak da olur. Hepsi zekat olabilir yani. Anormal değil.